Kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırın pişirme poşetiyle ben başka bir şey yapacağım. Bir tanesini alıyorum. İçini açıyorum. Bu şekilde püflemiyorum. Genelde püfleriz poşetlere ama ben mısır patlatacağım. Daha önce tecrübe etmedim. Deneme yapıyorum. Bir tane koyuyorum. Deneme yaptığım için bir kaşık koyuyorum. İçine normalde yağsızı tercih ederim. Ancak yağlı biraz yağ damlatacağım. Ve tuz atacağım. Bunu şekerli yapanlar da var. Almanya'da genelde akrabalar şekerli yaptıklarını söylüyorlar ve iyice karıştırıyoruz. Bağlama teliyle de bağlayacağız. Pardon, teli bulamadım. Şu oldukça uzak kısmından bağlıyoruz. Şurayı da çeviriyoruz. Bunu yayarak fırına koyacağım. Yaymış bir şekilde koyacağım. Isıtılmış fırının içine koyuyorum. Bu şekilde yaydım ama tam yayamadım. O patladıkça yayılacak. Kapatıyoruz. Evet, poşet kabardı. Bir tane, iki tane patlamış oldu. Isıya göre değişecek. Şimdi bakalım. Sen bakar mı? Yok. Poşet patladı. Poşet eridi hatta. Niye erisin? Baksana. Ben poşetin öyle kabaracağını zaten düşünmedim. Poşetin kabarması önemli değil. Yani patlayacak şimdi. Hepsi patladığında içine dolacak. Ama çok yavaş patlıyor. Ben şimdi öyle bir bekliyordum ki hepsi bir de patır patır patlayacak. Ama dışarı çıkıyor, ben patladı dedim. Poşetimiz Ama patladı. Ne oldu? o patladı, düşen. Patlayacak tabii. Demek ki dışarıda daha çabuk patlıyor. Poşet baya baya yırtıldı demek. Herhalde bir baskı var. Burada Demek. delik var hatta. Tamam. Yarık var bayağı. Beni keşfetmiş oldu. Ya poşet o Aynen. zaman sıcağa dayanıklı. Poşet Fırın eriyor. poşeti nasıl eriyor ya? Enteresan bir durum yani. Poşet erimez ki yemek pişiriyoruz orada. Demek ki kalitesiz. Ya da işte buharsız olduğu için. Ciddi ciddi poşet paramparça şu anda. Poşet yapıştı hatta şeylere. Artık olamadı, olacağız. O zaman bir de tepside yapalım. Tepside daha mantıklı ama o da sıçrayacak. Kapağını kapatalım. Yere düşün. Zemine düşüp patlayacak. Bakın poşet Olsun. artık Bu da anlamsız bir oldu. şey. Şöyle fırını açarak bakalım, deneyelim. Evet, yarısı neredeyse aşağıya düşmüş. Poşet paramparça olmuş. Erimiş.
bir halde. Evet, bu şekilde hüsranları yaşadık. Hiç güzel olmadı. Bu deneme başarısız bir deneme oldu. Bunu toparlayacağım. Başka bir yöntemle yapacağım. Fırınımızın batmasından başka bir işe yaramadı. Bu şekilde çok kötü bir tecrübe etmiş oldum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim.